Selamlar. Ben Şef Funky Tolgahan. Bu tarifimde sizlere kremayı aratmayacak bir o kadar lezzetli, hafif ve vitamin mineral bakımından çok zengin bir makarna sosu tarifi vereceğim. Bildiğimiz üzere kalorisi çok düşük olan kabak, antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin, besleyici bir yaz sebzesidir. Hadi malzemelerimizi görelim o zaman. 2 tane kabağımız var. Orta boy, büyük boy fark etmez. Bir avuç içinden birazcık fazla bademimiz. 3-4 yemek kaşığı. Zeytinyağımız 3-4 ağzı. Nanemiz 1 tatlı kaşığı. Karabiberimiz 1 tatlı kaşığı. Tuzumuz 2 yemek kaşığı. Arzu ettiğiniz bir peyniri kullanabilirsiniz. Normalde parmesan öneriyorum ama biz bugün mahalıç peynirini kullanarak yapacağız. Onun o içtensi kokusunun nasıl sosumuzu değiştireceğini birlikte göreceğiz. Kabaklarımızı fırınlayacağımız için kesme işlemine başlamadan önce fırınımızı 180 derece fanlı alt üst ayarlıyoruz. Hadi malzemelerimizi kesmeye başlayalım. Çabuk olsunlar diye kabaklarımızı ince ince doğruyoruz. Arzu ederseniz kabaklarımızı yağda da kızartabiliriz. Ama yaz aylarında daha hafif, ferahlatıcı yemekler tercih ediyoruz. O yüzden ben fırınlamayı tercih edeceğim. Kabaklarımızı bir karıştırma kabının içerisine alıyoruz. Kabaklarımızı doğradık. Şimdi yağını, tuzunu, karabiberini atıp güzel bir masaj yaptıktan sonra fırın tepsimize dizeceğiz fırınlamak üzere. Şimdi sırada yağımız var. Sırada tuz ve karabiberimiz var. Ve güzelce masaj yapma zamanı. Bütün yağların ve baharatların her yere gelmesine dikkat edelim. Tepsimize bir yağlı kağıt vereceğiz. Şimdi kabaklarımızı dizelim. Evet, kabaklarımızı dizdik. Son yağları üzerine damlatıyoruz. Kabaklarımızı dizdik. Hadi fırınlayalım o zaman. Pişirme süremiz 12 ila 15 dakika arasında sürecek. Kabaklarımız fırınlanınca görüşelim. Kabaklarımız kızarırken biz de bademlerimizi kavuralım. Orta kısık ateşte yavaş yavaş bademlerimizi içerisindeki yağ asitlerini açacağız. Ki kremamsı bir yapıya sahip olabilsinler diye. Tavamızı 1 dakika ısıtıyoruz. Gördüğünüz üzere küçücük bir krema kutusunu ki içinde neyin olduğunu bilmediğimiz bir kremaya 20-25 lira ödeyeceğimize 30-40 gramlık badem ile hem besleyici hem de çok çok düşük kalorili güzel bir kıvam elde edebiliriz. Lütfen kuru yemişleri kullanmayı unutmayalım. Fırınlama işlemimizin 8. 9. dakikasında makarna suyumuzu da kaynatmaya başlayabiliriz. Neden birlikte olmaları önemli? Çünkü makarnanın suyunu sosumuza ekleyeceğiz. Gördüğünüz üzere bademlerimiz kızarmaya başladılar. Bu arada arkadaşlar, paketli ürünler Sağlık Bakanlığı'ndan onaylandı diye gerçekten içerisinde iyi şeyler olduğunu düşünmeyin. Çünkü denetim yok ülkemizde. Birçok ülkede içerik olarak kullanılan maddeler, meyve suları ya da gerçek kremalar daha yüksek oranda olmasına rağmen Algida'nın bile gördüğümüz üzere geçen yılki fiyaskosu %10'dan fazla meyve suyu oranı olmasına rağmen başka ülkelerde bizim ülkemizde %2,5-3'ü aşmayan meyve suyu oranları kullanılıyor ve buna rağmen Sağlık Bakanlığı'ndan onay alabiliyorlar. Onay alıyorlar. Onlar aldıktan sonra içeriği değiştiriyor. O beni ilgilendirmiyor. Her ay denetim yapacak o bakanlığın işi o. Evet, bademlerimiz hazır. Hemen kendilerini kenara ayırıyoruz. Makarnalarımızı haşlama zamanı. Yarım paket makarna. 2 kişilik bir porsiyon hazırlıyoruz burada. Bir maşa yardımı ile makarnalarımızı suya sokalım.
Makarnamızı al dente, yani 7-8 dakikalık bir pişirme süresi sonrasında dişe gelecek kıvamda alacağız. Çünkü 1-1,5 dakikada zaten temiz sosumuzun içerisinde pişireceğiz. O zaman bir kabaklarımızı kontrol etme vakti gelmiş demektir. Kabaklarımız harika gözüküyorlar. Fırınımızı kapatıp onları hemen dışarı alalım. Şimdi kabaklarımızın bir kısmını tabağımızın üzerine süslemek için ayıracağız. Diğer kalanlarıyla da sosumuzu hazırlamaya başlayacağız. Şöyle en güzel olanları üzeri için seçelim. Tabak başı 2-3 tane kabağımız yeterli. Şimdi sosumuzu yapmak için robotumuzu hazırlayalım o zaman. Malzemelerimizi sos yapmak üzere robotumuzu alıyoruz. Tabaklarımız, bademlerimiz, mağlıç peynirimiz, nanelerimiz. Ve bir kepçe makarnamızın suyundan ekleyeceğiz. İçerisine hafifçe bir tuz ekliyoruz. Bir çay kaşığı kadar yeterli. Hadi karıştıralım yahu. Etrafını sıyıralım. Oh, çok güzel kokuyor şu an. Şöyle bir dipnot düşelim. Eğer ekşi bir tırak bir şey istiyorsanız içerisine bir yarım limon bence çok iyi yakışır ya. Sosumuz biraz katı, o yüzden birazcık daha sıvılaşması istediğimiz için makarna suyumuzdan yarım kepçe daha ekliyorum. Bence sosumuz hazır. Makarnalarımız hazır. Hemen tavamızın altını yapıyoruz. Makarnamızı süzmüyoruz bu aşamada çünkü hala suyundan kullanacağız. Sosumuzu tavamıza alıyoruz. Karnayla birleştireceğimiz yerdeyiz şu an. Vitamin deposu. Evet, makarnalarımızı sudan çıkartıyoruz. Ve sosumuzun üzerine alıyoruz. Ateşimiz düşük ateş. Bir kepçe daha buraya su ekleyeceğiz. Kremamızı kıvamdan daha koyu olmasın diye. Gördüğünüz üzere wow. Hiç kremayı aratmıyor gerçekten. Güzelce karıştırdık. Güzel bir servis yapmak istiyoruz. O yüzden maşamızın yardımıyla bayağı makarnamızı güzel güzel buluyoruz. Ve makarnamızı bir çatal yardımıyla buradan çıkartıyoruz. Ve üzerine badem kırıntılarımızdan birazcık da süsleyip tabağımızı bitirmek istiyorum. Evet, test aşamasına geldi. Gördüğünüz üzere bence bu bir porsiyon. Yaptığımız makarna 2 büyük porsiyon ya da 3 normal porsiyon olarak servis edilebilir. Yanında salatayla birlikte harika olacağını düşünüyorum. Gördüğümüz üzere kabaklarımızı ayırmıştık üzerini süslemek için. Bence bütün krema şirketlerine karşı çok inanılmaz bir sos yarattık. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben bunu bitirmek için çok sabırsızlanıyorum. Hadi gidin, siz de deneyin.